Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz artık yarın tatili içerisindeyiz ve birazcık eğlenmeye, biraz da kafa dağıtmaya ihtiyacımızın olduğu bu dönemde sizler için bir seri başlatmıştık. İlk oyunumuzu da Erzurum adındaki oyun olarak seçtik. Çünkü Erzurum oyunu tamamen Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Hayatta kalma mücadelesi ve keşfe dayalı bir oyun. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Hemen şöyle serbest moduna gireceğim ve sizlerle birlikte Erzurum'un atmosferinde, Erzurum'un soğuğunda birlikte zaman geçireceğiz. Yarım saatimiz var. Şöyle zamanımızı da başlattık. Bakalım yarım saat içerisinde başımıza neler gelecek. Evet, şu anda oyunumuza giriş yaptık. Bir tünelin içerisinden Erzurum'a giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı soğuk bir atmosferde başlıyoruz oyuna. Şu anda dışarının, yani hava sıcaklığı -19 derece. Giysimizin bize sağladığı sıcaklık 5 derece ve hissedilen de 14 derece. Oyunun şöyle genel bir ekranına baktığımızda iki ayrı kamera modu var arkadaşlar. Birincisi böyle tepe açı dediğimiz, dışarıdan bakılan açı dediğimiz. Bir tanesi de FPS modu. Bu da birinci şahıstan, yani birebir kendi gözümüzden oynamak. Ben genelde bu tarz oyunlarda bu kamera açısını tercih ediyorum. Çünkü deneyim olarak, yani bana hissettirdiği deneyim olarak bu kamera açısı daha iyi geliyor. Tabi isteyenler bu açıda da oynayabilir. Ben bu açıda oynamayı tercih ediyorum. Çünkü bu atmosferin içerisinde kendimi bu alanda hissediyorum. Yani etrafıma şöyle kafamı çeviriyorum, bu tarafa bakıyorum, bu tarafa bakabiliyorum. Yani bu alternatif varsa genelde ben bu açıyı tercih ediyorum. Evet, şöyle birazcık Erzurum'un artık soğuğunda şöyle bir etrafımıza bakacağız. Karşımıza neler çıkacak onlara bir bakacağız, birazcık inceleyeceğiz. Şu anda karşımıza ilk çıkan bir adet cami. Bakalım caminin kapısı açık mı? Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Burada bir mezar taşı görüyorum. Demek bu köyün şeyi, camisi. Burada da köyün ahali bulunuyor diyelim. Şöyle bir mezar taşlarında bir şey yazıyor mu? Şurada El Fatiha mı yazıyordu? El Fatiha diyor. Aa, çok iyi. Dua da edebiliyoruz. Yani mekanları cennet olsun tabii. Şimdi şöyle bir camimizin yanına gidelim. Evet, Türk bayrağımızı görüyoruz. Şanlı şanlı böyle güzel şekilde dalgalanıyor. Evet, camimizin adı da Hacı Eşref Camii. Hacı Eşref Camii'nin ama kapısı kapalı. Peki etrafında başka neler var? Başka bir şey yok. Tamam, şöyle devam edelim. Birazcık atmosferine bakalım demiştik. Şimdi şu eve bir bakalım. Evin içerisinde nelerle karşılaşacağız. İçeriden kilitlenmiş diyor. Etrafına bir bakalım. Etrafında neler var? Hayatta kalma modunda da yani hayatta kalma tarzında oyunlarda da loot yapmamız önemli. Yani etraftan bulduğumuz... Aa, çok tatlı. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu sehpadan, yani Türkiye'de herhalde %80 bütün evlerde vardır. Genellikle de balkonda olur bunlar. Üstü böyle fayanstır bunların. Ya çok tatlı ya. Bak, bu detayı koyması çok hoşuma gitti. Çanak diyor. Çanağı alalım. Sarımsak alalım. Soğan alalım. Soğan C vitaminidir. Bu soğuklarda birebir. Kibrit alalım. Lazım olur. Arkadaşlar genelde İç Anadolu ve Doğu'da havalar çok soğuk olduğu için evlerin duvarlarına bu tarz halılardan koyuluyor. Çünkü halı soğuğu kesiyor arkadaşlar. Yani bir yalıtım malzemesi gibi kullanılıyor. Burada da yine yapımcımız bu detayı da kaçırmamış. Bunu da kullanmış. Türk çayı, su, gofret alalım. Çikolatalı olsun. Güzel olur. Severiz. La Cola. Kola da bir dünya markası galiba. Evet, kömürlerimizi alıyoruz. Evet, buradan da çıkalım. Eczan dolabı. Varol. Varol. Ağrı kesicimizi de aldık. Ya biraz markadan kaçmış. Güzel olmuş aslında bu detay. Kendi ismini, kendi özgün isimlerini koymuş bütün ürünlere. Şimdi peki sırt çantamızda neler var? Sırt çantamızı açtık. Burada da taşıyabileceğimiz kapasiteyi görüyoruz arkadaşlar. 30 kiloya kadar taşıyabiliyormuşuz ve çantamızın içerisinde bunlar var. Bere bulmuşuz bir tane. Beremizi giyelim. Bu da çorap galiba. Çorabımızı da giyelim. Şu anda açlık ve susuzlukla mücadele edeceğimiz için birazcık çok tatlı bir müzik çalmaya başladı ya. Böyle saz müziği geliyor böyle arkadan. Ama ben bunu kapatacağım. Çünkü belki teliften yana birazcık sıkıntılar olabilir. Şu şeyi kapatalım. Normal biz oynamaya devam edelim. Dışarıdaki kar sesi oldukça tatlı. Böyle rüzgarın kulağımda bıraktığı o ses de çok güzel. Arkadaşlar yani biz mesela İstanbul bölgesinde yaşayanlar için kar hadi biraz daha normal ama şu anda İzmir'de yaşayan arkadaşlar için kar bir hayal, bir umut. Böyle onları kışın hayata bağlayan, ben İzmir'de de yaşadığım dönemlerde bir kere falan böyle güzel bir kar yağmıştı.
tam anlamıyla bir kardan adamı yapabileceğimiz kadar yağmıştı. Zaten kardan adamı yaptık, böyle şeklini çıkardık, etrafta kar kalmadı. Yani öyle yağıyor İzmir'e. İzmir'de olanlar benim dediğimi gayet iyi anlar. Hatta bir ara Saat Kulesi'nin önüne kar dökmüştü belediye ve insanlar orada kar topu oynasın diye. Yani işte bölgesel faktörler oldukça önemli. Ya burada mesela alabildiğince ya Erzurum bölgesinde kışın herhalde kardan bol bir şey yoktur. Ama İzmir'de yağmuru var arkadaşlar. Şimdi ben de İzmirli olduğum için birazcık bu tarz karlı oyunları ayrı bir seviyorum. Bir de oyun sektöründe, oyun dünyasında şöyle bir durum vardır. Eğer bir oyunda kar yağıyorsa o oyun süper oyundur. Kar bölgesi, işte karın içerisinde geçen bir bölüm varsa mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? İşte Call of Duty serileri ya da Mafya serisi. Mesela Mafya 2 çok efsanevi bir oyundur ve içerisinde kar vardır. Karlı bir bölümü vardır en azından. Bu oyun tamamen karlar içerisinde geçiyor. Yani ben çok güzel bir oyun olacağına eminim. Şimdi karşımıza bir tane daha kulübe çıktı. Bakalım bu kulübenin içerisinde nelerle karşılaşacağız. Yine güzel bir halı motifimiz var. Tarhana çorbası. Tarhana yaparız. Tarhanayı içeriz. Cezve aldık. Belki kahve yaparız. Kumaşımız var. Kumaşımızı da alıyoruz buradan. Çubuk krakerler. Alalım bunları da. Açlığımızı bastırır. Birazcık susuzluk yaratabilir ama açlığımızı bastırır. Burada yoğurt var. Yoğurdumuzu da alalım. Şöyle kömürlerimizi de alalım. Yola devam edelim. İnşallah bu evin içerisinde sürekli yaşayan birisi yoktur. Çünkü eve geldiğinde biraz şok olacak. Kibriti de alayım da iyice şok olsun. Artık şöyle kapıyı da kapatalım. Geldiğimizde belli olmasın. Hoşça kalın. Gidiyoruz biz. Şimdi asıl amacım arkadaşlar bu kendime ayırdığım yarım saatlik sürede oyunun haritasını baştan aşağıya kadar inmeyi hedefliyorum. Hem gözlem yapmış olacağım hem nelerle karşılaşacağımızın, yani oyunun şöyle bir genel atmosferine bakmış olmak istiyorum. Etrafımız tamamen karlarla kaplı. Tabii birkaç bölgeye gidebiliyoruz burada. Şimdi şu ileride bir bulut süzmesi görüyorum. Bakalım nereye kadar gidebilirsek. Kendimize dediğim gibi yarım saatlik bir alan ayarladım. Bu yarım saatlik alan içerisinde de biraz böyle kafa dağıtacağım. Birazcık eğleneceğim. Şimdi karakterimiz biraz hızlı yorulmaya başladı. Çünkü sırt çantamızın ağırlığı karakterimizin hızını etkileyen bir faktör. O yüzden bu tarz oyunlarda çok fazla malzeme almamaya, daha çok ihtiyacınız olan malzemeleri taşımaya özen gösterin. Şimdi ben birazdan akşam saatleri olacağı için yanıma yakıt eşyaları aldım. O yüzden birazcık ağır çanta ve biraz yavaş hareket ediyor. Şöyle bir haritamızı açtık. Daha yolu çeyreğini bile gitmedik. Şu kömürler çok ağır özellikle. Hatta yani şu anda 9 kiloya yakın eşya taşıyoruz. Tamam ya, eşya falan atmayalım. Devam edelim bakalım. Rayları takip ediyorum çünkü doğada kalırsanız size de bir tavsiyem olsun. Rayları takip edin arkadaşlar. Kaybolma ihtimaliniz yok. Çünkü rayları belli bir periyot, yani ray bulursanız takip edin. Yani asla ondan şaşmayın. Ama dikkatli olmanız lazım tabii. Raylarda giderken böyle dalgınlar falan gelir. Allah muhafaza, eğer orası da çalışıyorsa istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yani beyaz ışığa doğru gidersiniz maazallah. Onu yapmayın. Şöyle kenardan takip edebilirsiniz. Şimdi karşımıza bir tane daha kulübe çıktı. Burası biraz daha gelişmiş bir kulübeye benziyor. Bakalım içerisinde birileri var mı? Birileri olabilir. Çünkü burada ağaç parçacıkları da görüyorum. Bir yaşam kalıntısı var gibi duruyor. Yalnız efsane manzaralar var oyunun içerisinde. Erzurum bölgesine hiç gitmedim ama Erzurum'da gerçekten böyle bir bölge varsa da ya da hani tamam böyle bu tarz ağaç evler yoktur ya da bu tarz şeyler yoktur ama buna yakın bir atmosfer varsa da Erzurumlular çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi içeri girdik. Merhaba, kimse var mı? Bu tarafta kimse yok. Merhabalar. Burada da kimse yok. Şöyle burada bir bisiklet parçaları görüyorum. Ha, burası da üste çıkıyormuş. Çıkalım bakalım. Merdivandan bir yukarı çıkalım. Vay. Evet, şimdi yüksekliğe çıktık. Biraz daha manzarayı daha tok bir şekilde görüyoruz. Şu etrafıma baktığımda şu arkada bir tane gözetleme kulübesi olduğunu görüyorum. İleride bir tane radyo tower var. Yani böyle radyo kulesi var. Ben buluta gideceğim. İlk orada bir şeyler olduğuna eminim. Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye de bir söz var arkadaşlar. Evet. Şimdi saatlerimiz 5'i gösteriyor. 5.15, 5 çeyrek geçiyor. Şöyle evin içerisine birazcık bakalım. Ardından yola çıkalım arkadaşlar. Bak şu anda sıcaklık faktörünü yeni fark ettim. Karakterimiz üşümeye başladığı için artık candan kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden şöyle bir
odunumuzu, kömürümüzü bir yakalım. Birazcık karakterimiz bir ısınsın, bir kendine gelsin, bir toparlansın. Hava çünkü gayet soğuk. Biraz hadi şu kapıyı da kapatalım. Ve içeri birazcık ısınsın. Vay, İzmirlilerden bahsettik. Çok güzel bir tablo çıktı karşımıza. Burası Saat Kulesi olduğuna göre İzmir. İzmir'in büyük ihtimalle de kurtuluş zaferi gösterilmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok şık bir şekilde görüyoruz. Burada tatlı çocuklar var. Efeler oyun oynuyor. Zeybekler oyun oynuyor. Yöresel kıyafetler ve güzel bir İzmir manzarası. Şu an hakikaten tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir manzara. Bu tarafta da ne burası da? Burası da Anadolu yakasından bakılıyor herhalde. Bu Ayasofya mı oluyor? Pardon. Avrupa'dan şeye bakılan bir figür. Ya oyunun içerisinde mesela şu yatak takımı bile bizden olduğunu gösteriyor. Ya bizden ya, böyle alta battaniye falan serilmiş. Çok tatlı duruyor gerçekten. Ya yapımcısının ellerine sağlık. Bu tarz oyunları bu tarz şekillerde görmek insanları gerçekten mutlu ediyor. Mesela hani Türkiye'de geçen şöyle oyunlara baktığımızda Assassin's Creed Brotherhood diye bir oyun vardı mesela. O da direkt İstanbul'da geçiyordu. Hatta Fatih Sultan Mehmet'le tanışıyorduk. Fatih Sultan Mehmet'e yardım ediyorduk. Çok eğlenceli bir de oyundu. Eğer onu da böyle birlikte oynamak isterseniz onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada sizler için bir liste oluşturmuştuk arkadaşlar. Ona da bakmayı unutmayın. O listenin içerisinde olan oyunlardan yine çekmeye devam edeceğiz. Eğer hoşunuza giden oyun varsa yine yorumlar kısmına yazarsanız onu da birlikte oynayabiliriz. Şimdi birazcık şöyle bir çorba yapmıştım. O çorbadan içmek istiyorum. Kahve değil, tarhana çorbası. Tarhana çorbası içeyim çünkü hem susuzluğum geçsin, hem birazcık enerji toplayayım, hem de karnım doysun. O yüzden şöyle tarhanamızı koyduk. 19 dakika sonra hazır olacağını söylüyor. Şimdi şu çekmeceye bakalım. Doğada olduğumuz için bize bir tabanca verdi. Evet, zorunda kalmadıkça kullanmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü doğaya zarar vermek asla istemediğimiz bir şey arkadaşlar. Ya da herhangi bir kişiye kendimizi korumayacaksak tabii ki de bunları kullanmamızın gereği yok. Evet, 13 dakikamız kalmış çorbamızın olması için. Şöyle dışarıya bir bakalım. Ya çok tatlı bir manzarası var ya. Çok tatlı bir atmosfer yapılmış gerçekten. Yine buradan hem yapımcısına bize bu arada bu oyun daha çıkmadı arkadaşlar. Yapımcısı sağ olsun iletişime geçtik ve bize erken ulaşım imkanı sağladı. Onun sayesinde de oynuyoruz oyunu, deneyimliyoruz. Bu eve girerken vay, duman olayı güzel olmuş. Güzel bir detay olmuş. Çünkü aşağıda ocak yakmıştık. O ocağın dumanı çıkması gayet güzel bir detay olmuş. Şimdi şu aşağıda da bir oda var. Buraya da bakalım. Kumaş parçası. Kumaş almayacağım. Boşuna yük edinmek istemiyorum üzerime. Burada da kumaşlar var. Şu odunları alalım. Çünkü gece biraz uzun sürecek burada. Birazcık takılabiliriz. Gece yakacağımız eşyaları alalım. Evet, burada da bir kömür parçası görüyorum. Gürcanlar. Çok enteresan bir marka olmuş. Gürcanlar. O şey miydi acaba ya? Çimento falan mıydı acaba? Üstünde yazıyor mu bir şeyler? Gürcan markası ama İngilizce. Tabii yani global bir marka demek ki. Yani dünyaya hitap eden bir marka olduğu için de galiba onu şey yapmışlar. Evet, şimdi şuradaki dalları da topluyorum. Çünkü gece burada yatacağım. Sabaha karşı artık yola çıkarız. O yüzden yakacağımızın çok fazla olması lazım. Evet, şöyle bir tane daha alsak galiba yeterli olur. Şimdi bura nereymiş? Aa, burada da bir kiler var. Çok iyi. Peki bunun içinde neler var? Burada bir şey var mı? Nacak bulduk. Nacak. Güzel. Bunun artık daha büyük odun parçalarını kesebileceğiz anlamına geliyor büyük ihtimalle. Saat 6.30'a doğru geliyor. Artık yavaş yavaş hava kararıyor. Ben de çok fazla dışarıda kalmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir etrafa hafif biraz daha bakalım. Bulabileceğimiz bir şeyler varsa onları da alalım. Yoksa evimize dönelim. Aa, kar yağışı da birazcık arttırmaya başladı. Evimize dönelim. Sıcak yuvamızda bu geceyi geçirelim. Çünkü karakterimiz yorulmaya başladı. Canını da kaybetmeye başlıyor. O yüzden soğuklarda çok fazla durmak istemiyorum. Şimdi şu kapıyı açalım. Şu detay bile gerçekten çok hoş. Yani bu tarz detayları oyunlarda olması benim çok hoşuma gidiyor. Bakın kapı açık olduğunda içeri kar taneleri giriyor. Kapattığımızda girmiyor. Ya bu detaylar bile oyunun
atmosferine insanı daha fazla adapte ediyor. Şimdi hadi bakalım yatağımıza yatsak mı? Ha, taranamız olmuş. Tarhana çorbamız olmuş. Hadi tarhana çorbamızı içelim. Şöyle bir afiyetle bir içelim. Evet, tarhana çorbamızı içtik. Yola devam edeceğiz. Şimdi karnımız doydu. Sırtımız pek. Sobamız 10 saate yakın yanacak arkadaşlar. Şimdi yatağımıza girelim. Şöyle bir 10 saat uyuyalım ve yola çıkalım. Evet, şimdi uyuyoruz. Hem gece atmosferini de birazcık görürüz. Gece bakalım karşımıza neler çıkacak, nelerle karşılaşacağız. Vay, sobanın yanışı yalnız çok tatlı değil mi? Daha 3 saat daha varmış. Saat olayı birazcık şeyli galiba ya. 6'da yattık, 3'te kalkmamız lazım değil miydi? Saatte sanırım birazcık sıkıntı var. Biraz kötü bir saatte uyandık arkadaşlar. Çünkü dışarıda bayağı fırtına var. Şimdi yola çıksam mı, çıkmasam mı onu bilemedim. Düşünüyorum yola şimdi çıksak mı, çıkmasak mı? Birazcık şöyle bir şeylerimizi yapalım da. Nedir ona? Böyle bir ihtiyaçlarımızı giderecek materyallerimizi çıkaralım. Ardından yola çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü bu soğukta, hatta şöyle bir açalım bakalım dışarıda nasıl bir ayaz var. Oo, dışarı göz gözü görmüyor ya. Böyle bir kar yağışı var mı ya? İçim dondu. Ya uyusak mı ki ya biraz daha, böyle biraz daha mı dinlensek? Ama uyumaya gerek yok diyor ya. Keşke olsa da uyusam, zaman geçse. Belki uykumu tam alamadım mesela, öyle bir şey de olabilir. Çünkü dışarısı şu anda eksi 40 derece oldu. 40 derece. Ama biz evin içinde güzel güzel, ya soba sönünce ne yapacağız bilmiyorum ama şu anda 12 derece bir sıcaklık var. Giysimiz de sağ olsun bize 7 derecelik bir sıcaklık imkanı sağlıyor. Ve haritada daha buraya kadar gelebildik arkadaşlar. Şu anda saatimi kontrol ediyorum. Bir 10 dakikalık daha oynama alanım daha var. Tabii bunun böyle fırtınaya denk gelmiş olması kötü oldu. Bu saatte fırtınanın olması kötü oldu. Bir de çay yapalım yanına. Şöyle sabah çayı olsun. Tabii bunu buradan yapmayacağız, pardon. Şöyle pişir diyelim. Çay yapalım. Pişirmeye başla. Evet, çayımız da oluyor böyle. Oo, artık valla sırtımız pek oldu ya. Sıcaklık da iyi. Evet, 7 dakika sonra çayımız da hazır olacak. Çayı da içtikten sonra bence yola çıkabiliriz. Çayı da çok güzel yapmış ya. Çay motifi çok güzel olmuş. Bir de çubuklu kraker mi? Goflet yiyeyim. Bir de goflet yiyeyim böyle. Bir karnım oradan da bir doysun. Tamam, gofleti de yedik. Fırtına azaldı mı? Birazcık azalıyor gibi. Artık yola çıkabiliriz bence. Çünkü ihtiyaçlarımızı... Ay, kapıyı kendi yüzüme kapattım. Çok enteresan bir sahne oldu. Evet, hadi bakalım. Şimdi, karlı alan bu tarafta olduğunu hatırlıyorum. Daha yeni çok enteresan bir şey oldu. Bak, buraya geçince kar tekrardan yağıyor. Ya oyun birazcık erken yapımda olduğu için tabii böyle ufak tefek hatalar olabilir arkadaşlar. Bunlardan yana sıkıntımız yok. Çünkü yapımcı tek başına yapıyor arkadaşlar bu oyunu. Bunları maruz görüyoruz. Ha, yağıp yağıp geçiyor böyle. Vurup vurup geçiyor büyük ihtimalle kar. Güzel, tamam. Bizim görüş açımızı daha da kolay yapar bu. Evet, şu anda 23 dakikadır oyun oynuyorum arkadaşlar. Oyunda yaklaşık 4 ya da 5 bölgeye gittim. 4 bölge mi oldu? Ha, 3 bölge olmuş. 4. bölgeye doğru geçiyoruz. O bulutlu alana doğru geçeceğiz. Orada çünkü büyük bir olay olduğuna eminim. O bölgeye gideceğiz. O bölgeyi birazcık keşfedeceğiz ama bugün maalesef yetişmeyecek büyük ihtimalle. Eğer arazide kalmak istemiyorum. O yüzden bir tane yer bulmalıyım ve oraya bu geceyi, artık bu saatten sonrasını geçirmek için. Çünkü dışarısı yaklaşık -54 derece ve benim hissettiğim, yani hissedilen 47 derecede. -47 derecede bir soğuk hissediyorum. Bu herhalde bayağı bir soğuk olmalı. Aa, orada bir şey var. Nedir abi? Gidelim. Bakalım neymiş o? Aa, ne bu ya? Geyik mi bu? Aa, geyik leşi. Aa, bıçaksız olmuyor. Bak, bıçağım olsaydı şimdi demek ki etinden alacağım. Ya etini ya derisinden alacaktım. Şu an nereye gidiyorum ya? Kayboldum herhalde. Ha, şurada ev var. Evet. Allah'a şükürler olsun, ev bulduk. Nerede ev ya? O kadar şey ki haritada fark ettim yani ev olduğunu. Şu telefon şeyini takip etsem diyeceğim de. Elektrik direği miymiş o da? Ev var diyor, ev yok haritada.
Hani burada olma, burada bir evin olması lazım. Aa ev, ha buldum ya. Ya göz gözü görmüyor, o kadar büyük bir fırtına var ki. Bir an kaybolduğumu düşündüm resmen. Ya da böyle soğuktan artık kafam uyuştu da hayal görüyorum. Abi bu nasıl bir kar ya? Hadi gir içeri, tamam. Hadi gir 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 gir. Aç kapıyı. Heh, kapat şurayı da. Sobamızı yakalım. Kömürümüz yok ya. Keşke kömür yapsaymışız, birazcık daha alsaymışız. Bütün kömürü oraya verdik. Kömür kalmadı. Evet, şöyle bir yakıt ekleyelim buraya da. Artık bu geceyi burada geçirelim. Dışarı çıkmayalım. Sabah 5'e doğru çıkarız. Bu çekmecede de çorap bulduk. Burada susamlı şey. Ton balığı. Bu neymiş? Karışık baharat. Alalım. Lazım olur bunların hepsi. Kumaş diyor. Kumaş almayacağım. Kumaş pek bir işimize yarayacağını düşünmüyorum. Çekmecede... Aa, o çekmecede bir şey var. Tarhana varmış. Tarhanayı da alalım. Bu geceyi de burada geçireceğiz. Ve artık yavaştan süremizin de, yani oyun süremizin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaç saat yatalım? 3, 5 desek. 8. 8 gibi falan kalkalım. Güzel bir saatte de kalkalım. Güne motivasyonlu bir şekilde başlamış oluruz. Evet, dışarıdaki fırtına da azaldı mı? Evet, dışarıda fırtına da bitti. Yani bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haritayı da yarıladık. Bir sonraki bölümde böyle aşağıya doğru ineriz ve etrafı biraz daha keşfederiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş da kapanışı yapalım. Arkadaşlar, bu oyun serisi içerisinde biz kendi planlamamızı yapıyoruz ve haftalık kendimize oyun saatleri belirliyoruz. Bu oyun saatleri içerisinde de sizlerden gelen oyunların veya biz kendimiz belirlediğimiz oyunları sizlerle birlikte oynayacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Video ile ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki oyun videosu ne olsun, onu da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.